Peki sizin çalıştaylarınız bitmiyor. Seviyorsunuz çalıştayları, arama konferansları, çalıştaylar ondan sonra. Ne tür çalışmalarınız var bu konuyla ilgili? Hedefe ulaşabiliyor musunuz? Bir de önemli soru bu. Şöyle söylemek mümkün. Aslında ülkemizdeki tüm yerel yönetimlerin paydaşların hepsini bir araya toplayan, insanların isteklerini, önceliklerini ihtiyaç analizinde çıkaracak çalışmalar yaptığını evet. ya da yapması gerektiğini biliyoruz. Evet. Bizden yana da arama konferansı içeriğinde kamu kurumlarını, akademiyi, kitle örgütlerini, muhtarları, yerelden insanları da barındırmasıyla çok önemli bir çalışmaydı. Evet, evet. Orada çıkardığımız sonuçlar üzerinden bir çalıştay düzenledik. 9 ana başlıkta kentin fırsatları ve tehditleri üzerinden olası dış finansman imkanları yaratacak proje başlıklarını belirledik. Evet. Mesela bugün İsveç Kalkınma Ajansı ile yürüttüğümüz çalışmada bunlardan bir tanesi. Bu konuyla ilgili olarak dış finansman ihtiyacımız aşikar, açık söyleyeyim. Ülke olarak da böyle. Keşke böyle olmasa diyelim siyaseten bir söz olarak bunu da not düşmüş olalım. Evet. Direncimizin yüksek olması önemli ülke olarak da bölge keşke olarak da. Keşke dışarıdan herhangi bir desteğe ihtiyaç duymasak. Aynen ancak şu anda tüm belediyelerimizin hangi başkanımıza sorsanız aynı şeyi duyacaksınız. Merkezi bütçeden aldıkları paylar oran olarak düşük zaten. Evet. Yani geçmişte %10'un üzerinde 14'lere varan bir yerel yönetim payı şu anda %6'lara kadar düşmüş durumda. Çok ciddi düşmüş. Bu da yerel yönetimlerin birkaç ayrıksı örnek hariç hepsini merkezi yapıyor. Yönetime de muhtaç olsun diye mi yapıyorlar? Nasıl böyle de değerlendirilebilir. Evet, bu doğru evet. bir tutum değil. Evet. Çünkü yerel yönetimlerde özel bütçeli kamu kurumları halka hizmet ediyor, millete hizmet ediyor. Yerinde yönetim olması lazım. Aynen. Aslında. Kaynakların merkezi, evet. Güçlü olması lazım. Evet, ve etkin, şeffaf, denetlenebilir olması önemli. Ürettiğiniz katma değerin karşılığını tam alabiliyor musunuz? Yani hazineye ürettiğiniz ekonomik katma değer belediye olarak size karşılığı tam anlamıyla katkı payı olarak daha az geliyor o zaman. Aynen. Yani bu tüm evet. yerel yönetimlerin sorunu. Bizim özel meselelerimiz var. Nasıl? Evet. Birçok turizm bölgesinde olduğu gibi yaz-kış nüfus farkının yüksek olduğu yerlerde İller Bankası payı artmadığında bu yerel yönetimin bütçesine açık olarak yansıyor. Size yük biniyor. Bu ekstra yükümüz. Evet. Ciddi bir yük. Aynen öyle. Evet.